Eşcinsellik doğru ilişkilerden intikam almaktır. Şimdi bir ölçü vereyim. Ee, eşcinsellik temelde nereden kaynaklanıyor? İlk önce e, erkekten misal vereyim. Bir erkek düşün, yani ben. Benim içime dişi bir cin girerse. Beni unut. İçimdeki cinin istekleri öne çıkar. Benim isteklerim değil. Çünkü içimdeki cin neyse benim isteklerim de odur. Dolayısıyla içimdeki cinni esas al. Beni ortadan kaldır. Eğer bir erkeğin benim içime dişi bir cin girerse bu dişi cin erkek isteyecek. Ama onun isteği benim isteğim olarak gözüktüğü için erkek erkeği istiyor gibi gözüküyor. Aslında benim içimdeki dişi cin, karşıdaki erkeği istiyor. Ama görüntüne ben erkek erkeği istiyor gibi oluyor. Tersini söyleyeyim. Bir kadının içerisine e, diş erkek cin girerse erkek kadını, insan kadınını sıfırla, onu ortadan kaldır. İçindeki erkek cini düşün. Erkek cin kimi isteyecektir? Ee, insanoğlunun dişisini isteyecektir. O erkek cin isteği kadının vücudunda gözükeceği için o zaman kadın kadını istiyor. Eşcinsellik buradan kaynaklanıyor. Toparlıyorum. Eşcinsellik erkeğin içerisine dişi cin girerse erkek erkeği ister. Bir kadının içerisine erkek cin girerse görünüşte kadın kadını ister. Eşcinsellik zemini budur.